Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle risk almak üzerine konuşacağız. Yaşam boyunca nelere risk alıyoruz, neleri risk almıyoruz ya da risk almaktan neden korkuyoruz? Diğer bir deyişle risk demek ne demek? Başarmaktan kaygılandığımız noktalar neler? Hedef koymak için neler bizi endişelendiriyor? Ya da neden hedeflerimizi gerçekleştiremeyeceğimizi düşünüyoruz? Çünkü risk almaktan korkuyoruz. Hadi bakalım nedenmiş? En son kendin için neler yaptın? Kendin için hangi riskleri aldın? Ya da başarmaktan korktuğun bir zaman dilimini hatırlıyor musun? Çocukluk dönemine dön bak. Bir soruyu cevaplamak için tahtaya kalktığında acaba yapabilir miyim, acaba başarabilir miyim dediğin an tahtaya kalkarken, o adımlarını atarken sıradan tahtaya kadarki olan sürede aslında ilk riski orada almış oluyorsun. Hayat hep risklerle dolu biliyorsunuz ki yaşamak da ölüme karşı bir risk aslında. Ama burada önemli olan nokta hedeflerimize, beklentilerimize yönelik olarak sağlıklı riskler almak. Performans kaygısı dediğimiz, yani kişinin başarmaktan kaygılanması, başarmaktan korkması, risk almaktan korkması demektir aynı zamanda. Çünkü kişi kendi hayatı için ya da koymuş olduğu hedefleri için beklentilerine yönelik olarak içinde bulunduğu durumu risk olarak görüp bundan çekinmektedir. Ne demek istiyorum? İçinde bulunduğunuz durum, yani şu anki zamanda kendinize hedefler koydunuz diyelim, geleceğe yönelik olarak. Ama kafanızda da şöyle bir soru var. Acaba yapabilir miyim? Başarabilir miyim? Geçmiş deneyimlerinizde başarısızlıklarınız olmuşsa eğer bunları genelleyebilir ve çağrışım kurabilirsiniz. Tekrar başarısız olursam ya, ya tekrar başaramazsam şeklinde, bu da risk almanızı engeller. Böyle bir durumda ne yapacağız? Zaten biliyorsunuz ki zihnimizin olumsuz düşünme eğilimi fazlalaşıyor. Hayatta kalma, sizi koruma güdüsüyle. Böyle bir durumda analiz yapmamız gerekiyor. Daha önce başaramadım çünkü şu şu nedenlerden. Şu anda başarabilirim, başarabileceğimi düşünüyorum. Çünkü elimden geldiğince, hatta elimden gelenin fazlasıyla beklentilerimi karşılayacak düzeyde hedeflerimi koyabilmek için şu kriterleri gerçekleştirdim. Başarma oranım şu kadar, şu hedefi gerçekleştirmeye inancım şu kadar ya da gerçekleştirmeye yönelik yaptığım çalışmalar yüzde şu kadar şeklinde analiz yaparak zihnimizi sağlıklı, olumlu aşamaya ikna edebiliyoruz. Risk almaktan çekiniyorsa ya da performans anksiyetesi dediğimiz, başarmaktan kaygılanıyor, hata yapmaktan kaygılanıyorsak eğer, altta yatan pek çok sebep olabiliyor. Onaylanma, takdir edilme ihtiyacının eksik olması, değersizlik ve başarısızlık şeması da buna eşlik eden süreçler arasında. Evet, bugün sizlerle risk almak üzerine konuştuk. Risk almaktan neden endişeleniyoruz? Ya da başarmaktan neden korkuyoruz, kaygılanıyoruz üzerine konuştuk. Bu sıkça gelen bir soruydu. Yine bunu konuya çevirdim, kısaca bahsettim. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz numaralarımız zaten mevcut. Bu konuya tekrardan ayrıntılı değineceğim. Ayrıntılı bir şekilde değineceğim dediğim konuları not alıyorum. Vaktim olduğunda tekrardan sizlere bu konu üzerine soracağınız sorular varsa da yine ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.